ile ilgili izleyicilerimiz biz de yayına bağlanmak istiyoruz diye hep uyarıyor ısrarla ama biz hepsinin adına çünkü süremizi de iyi değerlendirmek için belirtileri nedir özellikle? Hanımlarda mı beylerde mi daha çok gözükür? Genetikle bağlantısı var mıdır? Beslenmenin rolü nedir diye hızlı hızlı 4 soruyu bir anda sormuş olalım. Olur. Genetikle başlayayım. Genetikle tabii ki bağlantısı var. Yani insanın ağzını burnunun annesine benzemesiyle o bölgenin de benzemesi normaldir. Bir de ailesel beslenme alışkanlıkları da önemli. Bu da hemoroide yatkınlığı, kimi aileler lifli gıdadan fakir besleniyorlar, hareketleri az oluyor falan. Bunlar da çocuklara da aksediyor. Dolayısıyla bu ailesel bir bağlantı kurulabilir bu şekilde. Hanımlarda da erkeklerde de hemen hemen eşit oranda görülüyor. Fakat hanımlarda tetikleyen bir neden hamilelik ve doğum problemi. O bebeğin baskısı ile hemoroidal venlerde dilatasyon oluyor, genişleme ve o dönemde mutlaka hemoroidlerde bir sıkıntı meydana geliyor. Sıklıkla problem şudur, makattan dışarıya doğru çıkan memeler, ağrı, kanama, kırmızı renkli kanama, rahat büyük abdeste çıkamama, hemoroidlerin şişmesine bağlı anal girimde darlıklar neden olabilir. Ağrı da yapabilir. Ağrı da yapabilir tabii. Dönem dönem iltihaplanabilir. İçerisindeki kan pıhtılaşıp trombozu olabilir. Çok ağrı yapar.